Evet, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, siyasi partilerimizin çok kıymetli yöneticileri, kıymetli misafirler, kıymetli basın mensupları. Öncelikle hepinizi günaydın dileklerimle, sevgi, saygılarımla selamlıyor. Toplantımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Belediye meclis üyelerimizin katılımıyla 05.06.2023 tarihine rastlayan Haziran ayı toplantısının birinci birleşiminin birinci oturumunu açıyorum. Değerli arkadaşlar, mazeretleri dolayısıyla toplantıya katılamayan arkadaşların izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimize geçmeden önce bir iki değerlendirmem, arkasından da siyasi partilerimizin grup başkan vekillerinin değerlendirmeleri ve akabinde gündem maddelerin görüşülmesi şeklinde toplantımızı devam ettireceğiz. Gündem dışı sözümüz herhalde yok gruplar adına. AK Parti'de bir tane var, onu da söz vereceğiz. Evet kıymetli arkadaşlar, değerli Silivri hemşerilerim. 14 Mayıs 2023 tarihinde 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerini ve Cumhurbaşkanlığı birinci tur seçimlerini, hemen akabinde 28 Mayıs tarihinde de ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerini geride bırakmış bulunuyoruz. Bu kapsamda Türk milleti tüm dünyaya demokrasi dersi vererek irade hürriyetine sahip çıkmıştır. Seçimler şeffaf ve hukuk ilkelerine uygun bir şekilde ve bu çerçevede sorunsuz gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin ileri ve yüksek demokrasi standartlarına ulaşmış olması, taraflı tarafsız herkesin üzerinde hemfikir olduğu bir gerçeklik olarak da belirginlik kazanmıştır. Seçimlere olan yoğun katılım, Türk milletinin demokrasi anlayışını, iradesini ve yeni yüzyıl özlemlerini sandığa yansıtmıştır. Bu kapsamda ikinci tur oylamasında 12. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi 13. Cumhurbaşkanımız olarak seçilmiştir. Türk demokrasisi siyaset tarihinde iki turlu seçimin ilk örneğini yaşamakla birlikte seçime katılım oranının yüksekliği milli ve demokratik şuurun canlılığına da hiç kuşkusuz işaret etmiştir. Parlamento seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çoğunluğu vatandaşlarımız Cumhur İttifakı'na tevdi etmiş. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde de Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını seçmiş. Nitekim Büyük Türkiye ülküsünü de desteklemiştir. Türk milleti 14 Mayıs ile 28 Mayıs'ta demokrasiye olan inancına, istiklal ve istikbaline, yüksek hedeflerine sandıkta sahip çıkmış, hür iradesine hiçbir mihrakın zincir vuramayacağını da apaçık ortaya koymuştur. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde küresel kuşatma yarılmış, Türkiye kutup yıldızını andıran aydınlığını da korumuştur. Bundan sonra gelecek Türk asrıdır, geleceğin gücü Türkiye'dir. Türk ve Türkiye yüzyılı hedefine İlk adım doğru adamla, Cumhur'un bizzati varlığıyla kudretli bir şekilde de atılmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'yi tüm samimiyetim ve saygılarımla kutluyor. Seçimlerin ülkemize, milletimize, demokrasimize, gönül ve kültür coğrafyamıza da hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Evet değerli arkadaşlar, önümüzde Haziran ayı ile ilgili önemli günlerimiz, haftalarımız var. Haziran ayı içerisinde 28 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramımızı şimdiden tebrik ediyorum. İbadetlerimizin de Cenab-ı Allah katında kabulünü temenni ediyorum. Hayalini kurdukları üniversiteye kavuşmak için büyük bir gayretle çalışan öğrencilerimizin 17 ve 18 Haziran'da başlayacak ve gerçekleştirecek olan YKS sınavında
Kendilerine başarılar diliyorum. Aynı şekilde de pazar günü LGS sınavına girmiş olan tüm öğrencilerimize ve velilerimize de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinizin de yakından takip ettiği gibi Silivri Belediyesi olarak öğrencilerimizin sınav giriş ücretlerini de 2 yıldır biz karşılıyoruz. Bu yıl da karşılamaya devam edeceğiz. Bunu belediyemizin bütçesinden değil, bizden size sosyal marketimizin bütçesinden karşıladığımızın da altını çizmek istiyorum. Evet, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Özel Sporcular İstanbul Masa Tenisi Şampiyonası'nda Silivri Belediyesi adına yarışan Nisanur Gültepe, Ecrin Şen, Efe Beş Kardeşler ve Ali Biter'i elde ettikleri birincilik ve ikinciliklerden dolayı tebrik ediyorum. Türkiye Şampiyonası'nda da bizleri en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Burada özel eğitimli çocuklarımız yaklaşık 6 aydır her gün düzenli antrenman yaparak hocaların nezaretinde bu şampiyonaya hazırlandılar ve Silivri'mizden 2 tane İstanbul şampiyonu, 2 tane de İstanbul ikincisi çıktı. Demek ki biz özel çocuklarımıza hak ettikleri desteği ve ehemmiyeti ve ilgiyi sunarsak onların başaramayacakları şey yok. Onun için çok kısa bir sürede açılışını artık geri sayım yapıyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezimizle birlikte bunu iddialı söylüyorum. İstanbul'daki, Türkiye'deki en kapsamlı, en donanımlı, en işlevsel Engelsiz Yaşam Merkezi'ni de hep beraber açacağız. İnşallah Temmuz ayı içerisinde de açılışını planlıyoruz. Değerli arkadaşlar, Kara Kuvvetlerimizin 2232. yıl kuruluş yılını, Hava Kuvvetlerimizin 112. kuruluş yılını, 184 yıldır ülkemizin huzuru, güvenliği ve refahı için görev yapan Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümlerini kutluyorum. Türk Kızılayımızın 155. kuruluş yıl dönümü, yine 5 Haziran Dünya Çevre Günü hep beraber idrak edeceğiz. 21 Haziran 1994 tarihinde aramızdan ayrılan elim bir trafik kazasıyla kaybettiğimiz milli futbolcumuz, değerli arkadaşımız, merhum Müjdat Gürsu'yu, yine şehit öğretmenlerimiz Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın'ı, Türk Edebiyatı'nın çok önemli şahsiyetlerinden münevverimiz Abdurrahim Karakoç'u, yine Türk dünyasının çok önemli kalemi, yazarı, düşünürü Cengiz Aytmatov'u, büyük dava insanları Dündar Taşer ve Ünal Osmanoğlu'nu rahmetle anıyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Değerli arkadaşlar, şimdi sırasıyla grup başkan vekillerimize söz vereceğim ama ondan önce meclis üyemiz Ülkenur Hanım, Türkiye Yeşilay'ın genel merkezinin genel sekreter yardımcılığı görevine getirildi. Ben bu çıkmış olduğu yolda uzun yıllardır da Yeşilay'a yapmış olduğu çalışmalara hem teşekkür ederken hem de bu almış olduğu görevi layıkıyla yerine getireceğine inancımla kendisine hayırlı uğurlu olmasını diyorum. Bunu da, bu bilgiyi sizlerle paylaşmış olayım. Evet, önce Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilimiz Melih Bey ile başlayalım. Melih Bey'e söz verelim. Mikrofonu açalım arkadaşlar. Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, siyasi partilerimizin çok kıymetli başkanları, yöneticileri, çok değerli muhtarlarımız, esnaf odası başkanımız ve basınımızın değerli mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Biz de Ülkenur Hanım'a yeni almış olduğu görevinde başarılar diliyoruz, hayırlı olmasını diliyoruz. Başkan Bey özel, önemli günlere değindi. Ben çok fazla uzatmak istemiyorum, tekrara düşmek istemiyorum. Tabii 28 Haziran Kurban Bayramı. Şimdiden tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. 17-18 Haziran'da üniversite sınavına girecek öğrencilerimize başarılar diliyoruz, muvaffakiyetler diliyoruz. Yine 18 Haziran Babalar Günü. Evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyor. Ebediyete intikal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle anıyoruz. Değerli arkadaşlar, malumunuz parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini geride bıraktık. Milletin iradesi sandıkta tecelli etmiştir.
ve milletin tercihi doğrultusunda Cumhur İttifakı seçimlerden birincilikle çıkmıştır. Başarılar diliyoruz. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Tabii ülkemizin çözüm bekleyen birçok sorunu var. Bunların başında hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı olmak üzere hiç vakit kaybetmeden hükümet de kuruldu, yeni kabine de belli oldu. Ben tüm bakanlarımıza da şimdiden başarılar diliyorum. Hiç vakit kaybetmeden bu sorunlara odaklanmalarını ve çözümü noktasında da adımlar atmalarını kendilerinden beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Tabii Türkiye'de tercih Cumhur İttifakı'ndan yana oldu. Fakat İstanbul ve Silivri'de tam tersine Millet İttifakı olarak sandıktan birinci çıktık. Dolayısıyla seçim sonuçlarına baktığımızda ilçemizde iki seçimde de önemli bir başarı elde ettiğimizi söylemek mümkün. Yüksek bir oy oranıyla bizleri tüm mahallelerimizde birinci çıkaran hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Bu seçim sonuçları omuzlarımızdaki yükü ve sorumluluğu daha da arttırmıştır. Silivri halkının bize vermiş olduğu desteği ve duyduğu güveni daha yukarılara taşımak için yorulmadan çalışmaya devam edeceğimizi ve hedefimize emin adımlarla yürüdüğümüzü buradan tekrar ifade etmek isterim. Seçim sürecinde Silivri'mize yakışan bir şekilde sükunet ve hoşgörü içerisinde geçirdiğimiz bir seçim kampanyası. Dolayısıyla siyasi parti temsilcilerimize, halkımıza ve kolluk kuvvetlerimize, kolluk güçlerimize ve tabii belediye başkanımıza da teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Özellikle ifade etmeliyim ki kampanya sürecinde ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili olarak Başkan Bey'den talep ettiğim her konuyla ilgili bize destek verdiğini ve dolayısıyla hiçbir ayrım gözetmeksizin her talebimizi yerine getirdiğini buradan ifade etmeliyim. Kendisine bizzat teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak da Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Tüm Galatasaraylı arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim Melih Bey. AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Sami Bey'e söz veriyorum. Buyurun Sami Bey. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, çok kıymetli Erzurum Silivri'li hemşerilerim, Haziran ayı meclisinde alacağımız kararların Silivri'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Silivri, sevgili Silivri hemşerilerim, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı birinci tur seçim ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde ilçemizde sandığa gidip demokrasi adına hoşgörü ve kardeşlik içerisinde oylarını kullanan tüm Silivri seçmenine teşekkür ediyorum. Türkiye yüzyılında Türk halkının teveccühüyle seçilen 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ülkemize hayırlı uğurlu olmasını dileklerimi temenni ediyorum. Cumhur İttifakı seçmeninin özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum. Ülkemize ve vatanımıza hayırlı olsun. 5 Haziran Dünya Çevre Günü, Peygamber Efendimizin hadis-i şerifini hatırlatmak istiyorum. Kıyamet günü kopmak üzere bile olsa elinde bir fidan varsa bu fidanı dikmemezlik etme diye buyurmuştur. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün anlam ve önemi toplum olarak anlamamız dileğiyle diyorum. Yalnız çevreyle alakalı birkaç kelime de etmek istiyorum. Özellikle Seymen İleri Biyolojik Arıtma Tesisindeki arıtma kısmının tam olarak bitmediği söyleniyor. CHP'li arkadaşlarımızın bir gün orayı bizi bir gezi olarak getirip oradaki son durumu görmek istiyoruz. Özellikle İBB'nin deniz sezonu başlandığı noktasında paylaşımlarını görmekteyiz. Ama maalesef ilçemizde Kurfallı, Bekirli, Sinekli'de de arıtmaların biyolojik arıtmaların bitmediğini, yağmur suların denize gittiğini biliyoruz. Aynı zamanda Gümüşhaka'daki denizden sisteminin arıtmaya bağlanacak sistemin daha henüz bitmediğini biliyoruz. Yani çevre noktasında büyükşehrin bu konularda duyarsız kaldığını, bir çözüm üretmediğini görüyoruz. Yani bunlarla alakalı arkadaşlarımızın bir dahaki mecliste ne durumda olduklarını, bizi bu süreci nasıl işlediği noktasında bize bilgi vermelerini rica ediyoruz. Bir de büyükşehirde tarımsal olarak Büyükşehir Belediyesi'ne 4 ay önce sertifikalı depo kurumu noktasında borçlanma yetkisi vermiştik.
ve bölgemiz adına çok yararlı olacağını da düşünerekten, lisanslı diplomalı. Evet, bunun çok yararlı olacağını düşünerekten hemen işte meclisten geçirmiştik, fakat geçen süre zarfı içinde Silivri adına herhangi bir işlem yapılmadığını görüyoruz. Bu sürecin de nasıl işlediğini gerçekten merak ediyoruz. Çünkü burada toplanacak buğdaylar İstanbul Alk Ekmeği'nin Alk Ekmek'te kullanılacaktı. Ama bu süreçte maalesef bir şey yapılmadığını görüyoruz. Ve armağan geldi. Herhalde bir dahaki armağana yetişmeyecek gibi gözüküyor. Bir dahaki armağanda büyük bir ihtimalle tekrar İstanbul seçimleri olacak. Belki bize bitirmek bize nasip olur diye düşünüyorum. Yani bu konularla alakalı arkadaşlarımız bize, Silivri halkına, kamuoyuna bilgi verirlerse çok mutlu olurum. Üniversite sınavına gelecek tüm üniversite gelecek olan arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Tüm babalarımızın babalar gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Kurban Bayramı'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı'nın bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız şimdiden kutlu olsun. İyi günler diliyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Sultan Hanım'a söz veriyorum. Buyurun Sultan Hanım. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, Sayın İlçe Başkanım, değerli muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, güzde basın mensuplarımız ve bizleri canlı yayında izleyen çok değerli Silivri halkımızı Milliyetçi Hareket Partisi grubumuz adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ülkenin Ürbükü arkadaşımızı yeni almış olduğu görev nedeniyle layıkıyla de yerine getireceğinden emin olarak tebrik ediyorum. Yeşilay'ımız için kendisinin bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Dün lise giriş sınavına girmiş olan gençlerimizi tebrik ediyor. Hayırlı sonuçlar almalarını temenni ediyorum. Şimdiden üniversite giriş sınavına girecek olan öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Ülkemiz geçtiğimiz 14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen bir seçim maratonunu daha geride bıraktı. Silivri'mizde ve ülkemizde sağduyu ve yüksek katılımla gerçekleşen seçimler neticesi 14 Mayıs'ta seçilen milletvekillerimizi, meclis çoğunluğunu elde eden Cumhur İttifakı'nı ve 28 Mayıs'ta yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor. Seçim sonuçlarının milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni dönem başkan ve encümen üyeleri belli oldu. Yeni dönemde görev yapacak başkan ve encümen üyeleriyle yeniden encümen üyeliğine seçilen belediye başkanımız Sayın Volkan Yılmaz'ı tebrik ediyorum. Yine taraftarı olmaktan gurur duyduğum Galatasaray'ımızın da Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu şampiyonluğunu tebrik ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün istikbal göklerdedir sözünü şiar edinmiş, dünyanın önde gelen hava kuvvetleri arasında yer alan Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluşunun 111. yıl dönümünü kutluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Hava Kuvvetleri şehitleri başta olmak üzere milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum. 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Temiz çevrenin biz atalarımızdan miras olarak kalmış olmasından ziyade bizim gelecek nesillere emanetimiz olması gerektiğinin bilincinde hareket ederek gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak en önemli görevimiz. Unutmayalım ki çevre konusunda atacağımız adımlar çocuklarımızın geleceğine yapacağımız en önemli yatırım ve geleceğimizin güvencesi olacaktır. Silivri Belediye'mizin de Silivri'de bir ilk olarak Selimpaşa 1. sınıf atık getirme merkezini kurarak bu tesiste toplanan kağıt, plastik, metal, cam, atık bitkisel yağ, atık pil ve tekstil ürünleri gibi atıkların geri dönüşüm ve geri kazanımının sağlanması ve yine bir ilk olarak geri dönüşüm atıklarının yeniden ayrıştırılması amacıyla artık kart sistemini Silivri'mizde uygulaması çevre duyarlılığı açısından takdire şayan, emeği geçen herkesi buradan tekrar tebrik ediyorum. 11 Haziran Türk Kızılayı'nın kuruluş yıl dönümü, 1868'den günümüze din, dil ve ırk ayırmadan tüm dünyada ihtiyaç sahiplerine Türk milletinin yardım elini uzatan Türk Kızılayı'nın 155. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Barışa, huzura, kardeşlik ve dostluğa hizmet eden Türk Kızılayı'nın gücünü bizlerin yardım ve desteklerinden aldığını bir kez daha hatırlatıyor. Herkesi bir kez daha Türk Kızılayı'nın desteklemeye çağırıyorum. Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasında büyük bir özveriyle görev yapan jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Babalarımız, evlatları ve ailesi için her zaman bir kahraman, sığınılacak bir liman. Hayatın yükünü fedakarca omuzlayan, hayatımıza güç ve anlam katan, bizlere verdikleri sınırsız sevgi, destek ve güven nedeniyle babalarımıza şükran borçluyuz.
Başta binbir emekli yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere babalarımızın babalar gününü kutluyor. Ahirete göç eden babalarımıza Allah'tan rahmet, hayatta olan babalarımıza sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Dar ağacına yan yana giderken helallik isteyip tekbir getirdiler. Halil dönüp dedi ki, önce seni assınlar Selçuk, sen bana dayanamazsın. Son konuşmalarıydı. Ülkücü şehitlerimiz Halil Esendağ ve Selçuk Duracık'ı ve Cevdet Karakaş'ı şehadetlerinin yıl dönümünde rahmet ve dualarla anıyorum. Aziz ruhları şad, mekanları cennet olsun. Öğretmenlik yaptığı Batman'da terör örgütünü, PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan Aybüke Yalçın'ı, Kutlu Dava'nın kahraman şehidi Yusuf İmamoğlu'nu, büyük fikir ve dava adamı Dündar Taşer'i şehadetlerinin yıl dönümlerinde rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Silivrimizin gururu milli futbolcumuz merhum Müjdat Gürsu'yu da vefatının yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun. Sözlerime son verirken aziz milletimizin gönül coğrafyalarımızda yaşayan kardeşlerimizin ve Müslüman aleminin 28 Haziran'da ulaşacağımız Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyor. En derin hürmet ve muhabbetlerimi sunuyor. Milliyetçi Hareket Partisi grubumuz adına Haziran ayı meclis toplantısında alacağımız kararların Silivri'miz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Gündem dışı söz vereceğim bir saniye. Önce gündem dışını vereyim Mustafa Bey, sonra size söz vereceğim. Tabii verir, tabii ki verir. Gündem bitirelim konuşmaları. Buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, kıymetli Azürün, ben de grubumuz adına öncelikle Yeşilay'da Genel Sekreter Yardımcılığı görevine başlayan Ülker Hanım'ı tebrik ediyorum. Sivil toplum çalışmalarında görev almış bir kardeşiniz olarak kendisinin oradan güç alan değil, o koltuğa güç veren, oraya değer katan bir isim olacağını hepimiz eminiz. İnşallah hayırlısı olur kendisi hakkında. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, sizleri hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Konuşmamın başında Haziran ayı meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Malumunuz üzere Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında 100 yılın seçimi demokrasi bayramı yaşayarak geride bıraktık. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu yüzyılın Türkiye yüzyılı olacağına inanmış genç bir meclis üyesi olarak söz almış bulunmaktayım. Millet olarak 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde olmak üzere her iki seçimde de sandıkta demokrasimizin gücünü görmekle kalmadık, aynı zamanda sayısız hakikate de şahitlik ettik. Peki neydi bunlar? Türkiye'ye atılan diktatörlük iftiralarıydı. Kendi ülkelerinde seçmenin yarısını dahi sandığa götüremeyenler tarafından yürütülen karalama kampanyalarıydı. Cumhurbaşkanımızla ilgili uluslararası basında yapılan sinsi psikolojik harekatlardı. Gençleri özellikle Z kuşağı diye tabir etmek suretiyle ötekileştirmeye çalışmalarıydı. İşte her iki seçimde de sandıkta tecelli eden iradeyle tüm bunları milletçe boşa çıkardık. Diktatörlük iddialarının tamamen safsatadan ibaret olduğunu, milletimize dergi kapaklarından ayar verilemeyeceğini, yalan, iftira ve korku siyasetiyle seçim kazanılamayacağını, nefret söylemleriyle milletin gönlüne girilemeyeceğini, siyasi ikbal uğruna bölücüler ve FETÖ'cülerle yol yürünemeyeceğini, yıllardır özellikle gençler üzerinden sürdürülmeye çalışılan algı serüveninin, yalan reklamlarının ve ısmarlama anketlerin nasıl çöktüğünü hep beraber gördük. Daha pek çok gerçeğin yanı sıra demokrasimizin son 21 yılda ulaştığı olgunluk seviyesini ve milletimizin ferasetini tüm dünya bir kez daha görmüş oldu. Bunu da hangi siyasi partiye veya adaya oy verirse versin 85 milyon hep beraber başardık. Öyle bir kazandık ki 85 milyon hep beraber kazandı. Gençlerin düşüncelerini ortaya koyduğunu öne sürerek ülkemiz için çalışmalarına engel olmaya çalışan siyasi hareketlerin AK Parti'mizin ne kadar gerisinde olduğunu bir kez daha gördük. Mecliste 30 yaşın altındaki 5 milletvekilinden 4'ü ve beraberinde en geç milletvekili yine AK Parti'den seçilmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kendi partisinin gençlik kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan'ı İzmir'de liste başı yaparken, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı maalesef kendi partisinin gençlik kolları Genel Başkanı'nı seçilemeyeceği aşikar olan bir yerden listeye yazarak sadece aday yapmakla bıraktı. Aslında bu durumlar dahi gençlere ve görüşlerine kimin ne kadar değer verdiğini apaçık ortaya çıkarmış oldu.
Milletimiz yaparsa AK Parti yapar anlayışıyla tam 21 yıldır bize iktidarda kalma ve hizmet etme görevini vermiş olduğu gibi 14 Mayıs Milletvekilliği genel seçiminde ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde de Cumhur İttifakımıza ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a vermiş olduğu teveccüh ile 5 yıl daha durmak yok yola devam demiştir. Aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gençler, Türkiye 100 yılını beraber inşa edeceğiz" sözlerine binaen arkadaşlarımızla vatanımızın ve milletimizin daha müreffeh yarınlarında hep beraber çalışacağız. Bu vesileyle 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarının bir kez daha ülkemiz, milletimiz ve coğrafyamız adına hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ederim Salim Bey. Evet Mustafa Bey'e küçük bir söz vereceğiz. Buyurun. Mikrofonu açalım arkadaşlar. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, genel seçim döneminde biliyorsunuz Silivri Ulusal Basın'da bir haberle oldukça yer aldı. AK Parti Grup Başkan Vekili ve CHP Grup Başkan Vekili'nin Silivri'de beraber bir türkü söylediği bir ortam vardı. Gerçekten bu anlamda hepimiz Silivri için ne kadar teşekkür etsek azdır. Bütün parti temsilcileri 3 aylık çok ciddi ve son yılların en tansiyonu yüksek seçiminde en ufak bir olaya yer vermeden güzel bir seçim dönemi geçirdik. Ben bu anlamda bütün Millet İttifakı ortaklarına, bütün parti temsilcilerine Silivri adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bu ortamın yerel seçim 7-8 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde de süreceğini temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Görüşlerinize, fikirlerinize bizler de katılıyoruz. Teşekkürler. Bir cevap hakkı Melih Bey'e söz verelim arkadaşlar. Buyurun. Öncelikle teşekkür ediyorum. Öncelikle Sami Bey'e teşekkür ediyorum uyarıları ve ikazları için. Bu mecliste sizler tarafından ikaz edilen, söylenen konulara duyarsız kalmadığımızı ifade etmeliyim. Bunun en somut örneği de Ömer Bey'e yaptığımız ziyarettir. Geçen mecliste Ömer Bey'in Selimpaşa Kavşağı ile ilgili bize yapmış olduğu uyarılara istinaden bu konunun çözümü noktasında kendisini ziyaret ettik ve onun taleplerini bir yerine getirmek için gerekli görüşmeleri yaptık ve taleplerinde bir tanesi yerine geldi bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla Sami Bey'in söyledikleri de bizim için önemlidir. Bu köylerdeki paket atma tesisleriyle ilgili mülkiyet sorunun devam ettiğini biliyorum. Lisanslı deponun prosedürlerinin çok uzun sürdüğü, Sami Bey bunu sen de biliyor olman lazım. Çünkü bu hemen 3 ayda 5 ayda lisansa alınacak kolay bir konu değil. Bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini biliyorum. Gümüşşaka'daki bahsettiğiniz konu tamamlanıp arıtmaya bağlandığı bilgisini aldım. Fakat meclisten sonra bilgilerimizi güncelleriz. Yanılıyor da olabiliriz. Seymen tesisleriyle alakalı ne zaman isterseniz ziyarete gidebiliriz. En yakın zamanda siz müsait olduğunuz bir gün randevu alırız. Tesisleri ziyaret ederiz. Mustafa Bey çok güzel söyledi. Gerçekten örnek bir davranıştı. İki grup başkan vekilinin Silivri'nin 19 Mayıs meydanında böyle bir görüntü vermesi. Hepimiz imrendik açıkçası. Ama Salim kardeşime herhalde o metin İstanbul'dan gelmiş. Yukarıdan bir yerden vermişler. Salim kardeşim okudu. Bizleri FETÖ'cü ve terörist olarak nitelendirenler aynaya baksınlar. Bir saniye Bora Bey. Salim Bey buyurun. Ben atladım mı? Ben kaçırdım herhalde. Şöyle, üzerinize alınmanıza gerek var mıydı bilmiyorum ama seçim sürecinde herhalde sosyal medyayı hiç takip etmediniz. FETÖ bütün unsurlarıyla, A'dan Z'ye bütün unsurlarıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın başta sağlığıyla ilgili olmak üzere, partimizin politikalarıyla ilgili, milletvekilleri, bakanlarıyla ilgili olur olmadık birçok iftiralar ortaya attı. Siz bunu niye üstüne alındınız Melih Bey? Ben bilmiyorum, anlamadım ama neden bunu üstünüze alındınız? Nasıl? Ben metni size göndereyim. Bir bakın siz. Yani sizin üstünüze alınmanızı gerektiren bir durum yoktu.
Bora Bey'e de söz verelim. Buyurun Bora Bey. Hemen kısa Sayın Başkanım, Sayın Meclis Üyelerimiz, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, metni inceleyeceğiz. Ben de ona istinaden bir söz almış bulunmaktayım. Ağzınız iyi laf yapıyor olabilir fakat gerçekler sizin ağzınıza bakmaz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle ben size cevap vermek istiyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiştir. Biz buna inanan bir, ben özellikle ve grubumuz buna inanan bir siyasetçi ve yerel yönetici olarak onun izinden yürüyen ve devam eden bir siyasetçiyiz. Bu sonuçların elbette milletimize ve memleketimize, vatanımıza hayırlar getirmesini gönülden bizler de diliyoruz zaten. Türkiye'nin şimdi acilen normalleşmeye ihtiyacı var. Bu tarz söylemlere değil, acilen çözülmesi gereken sorunlara odaklanması gerekiyor. Evet, kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, var mı başka arkadaşlar? Gündeme geçeceğim. Evet, ben bir kez daha geride bıraktığımız iki turlu seçimin, parlamento seçimlerinin tamamının olgunluk içerisinde Türk demokrasisine yakışan bir şekilde geçtiğinin altını çizmek istiyorum. Şu anda yani bu gergin atmosfere rağmen seçimi zaferle taçlandırmış olan Cumhur İttifakı'nın da olgun bir şekilde hiçbir taşkınlık yapmadan, hiç kimseyi kırmadan, dökmeden de başta Cumhurbaşkanımız ve bütün parlamento üyelerinde bu olgunluk içerisinde de bu süreci yürüttüğünü takip ediyorum ve bundan da mutlu oluyorum. Bundan sonra da bu sürecin Türkiye yüzyılının bu şekilde yürüyeceğini, bu şekilde devam edeceğini de ifade etmek istiyorum. Onun için bu konuyu daha fazla uzatmadan gündeme geçmek istiyorum. Bir hususta Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yeni Bakanlar Kurulu şekillendi. Ben daha önceki kabinede görev alan tüm bakanlarımıza yapmış oldukları görevler için çok teşekkür ediyorum. Özellikle de Silivri'mizle ilgili kendilerini ziyaret ettiğimizde göstermiş oldukları ilgi, alaka ve Silivri'ye kattıkları değerler için teşekkür ediyor. Yeni kabineye seçilen değerli insanları da tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Galatasaray'ı unuttuk. Evet, ben de bir dönem altyapıda formasını giydiğim, taraftarı olduğum Galatasaray takımını, yine Galatasaray'ın evladı olan teknik direktörünü, bütün teknik ekibini ve yönetimini tebrik ediyorum. Fenerbahçeli arkadaşlarımıza da bu yıl geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rekabet her zaman başarıyı getiriyor. Onun için onlar da üzülmesinler. Onları da çok seviyoruz. Evet değerli arkadaşlar, Mayıs ayı toplantısının ikinci birleşiminin birinci oturumuna ait tutanakları okunmuş kabul edip oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hızlı bir gündem yapacağız. Çok fazla tartışacağımız konu yok. Ondan sonra da inşallah toplantımızı bitireceğiz ve bugün toplantımızdan sonra bir de tüm meclis üyelerimizi ve bu salondaki bütün siyasileri, sivil toplum örgütlerini, basın mensuplarını davet ediyoruz. Sahil güvenlik binamızın açılışı var. Silivri sahilde balıkçı barınağının içerisinde Silivri Belediyesi tarafından inşa edilen sahil güvenlik binamızın da açılışını hep beraber yapacağız. Hepinizi de ayrıyeten davet etmiş olayım. Değerli arkadaşlar, gündeme geçiyoruz. Gündemin birinci maddesi belediyemiz kadronunda derece değişikliklerinin görüşülmesi. Bu konunun kararını alması için oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin ikinci maddesi belediyemiz mülkiyetinde olan Silivri Akören Mahallesi 3230 adı bir parsel üzerindeki pompa istasyonunun uzun süreli kiralama yapılmasının görüşülmesi.
Bu konuyu Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu'na müştereken yollayacağız. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin üçüncü maddesi, mülkiyeti belediyemize ait Silivri ilçesi Ali Bey Mahallesi 5751 ada 29 parsellik taşınmazın İl Sağlık Müdürlüğü'ne acil sağlık hizmetleri istasyonu olarak yapılan tahsisteki ibarenin sağlık hizmet binası olarak değiştirilerek tahsis edilmesinin görüşülmesi. Küçük bir değişiklik yapıyoruz. Fatih Mahallesi'nde hemen Kale Park'a çok yakın bir alanda bakanlığa bir yer tahsis etmişiz. Orada bir ibarede onların istediği bir değişikliği yapıyoruz. Bunu da hukuk komisyonuna havale edeceğiz. Bence bunun kararını alalım arkadaşlar. Hiç komisyonu da meşgul etmeyelim. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu arada yine bir müjdeyi verelim. Şu an Silivri'de Zabıta Hizmetleri Müdürlüğümüzün ve Afet Koordinasyon Merkezimizin olduğu binamızın, yani Yeni Mahalle Kapalı Pazarımızın hemen altında 7 Ekim'li bir ASM, yani Aile Sağlık Merkezi ya da halk dilinde sağlık ocağımızın temelini atmış bulunuyoruz. Çok hızlı bir şekilde de 5 ay içerisinde bitirip o sağlık ocağımızı hizmete almayı düşünüyoruz. Emeği geçenler için teşekkür ediyorum. Sizlere de yapmış olduğumuz tahsiste göstermiş olduğumuz kolaylıktan dolayı teşekkür ediyorum. Gündemimizin dördüncü maddesi, belediyemiz mülkiyetine ait Selimpaşa Mahallesi 186 adı 6 parsel ile ilgili mülkiyeti Femaş Metal ve Ticaret AŞ'ne ait Selimpaşa Mahallesi 191 adı 15 parselin takas rampasının yapılmasının görüşülmesi. Bunu da Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu'na müştereken havale ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 5. maddesi, Silivri Belediyesi'nin hissedarı olduğu İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Mamuller Gıda Sanayi Ticaret AŞ'nin sermaye artımı konusunun görüşülmesi. Burada bu konunun kararını alacağız. Bir de temsile yetkili bir arkadaşı mı görevlendiriyorduk? O da mı vardı, değil mi? O niye yazmıyor benim önümde? Ha, burada bir dakika. Ekranda yazmıyor. Bir dakika, onu bir daha okuyayım bu gündem maddesini. Silivri Belediyesi'nin hissedarı olduğu İstanbul Halk Ekmek, Un ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi Ticaret AŞ'nin sermaye artımı yapılması ile ilgili 20.06.2023 tarihli olağanüstü genel kurulu toplantısında belediyemizi vekaleten Ali Şahin'in temsil etmesi konusunda yetki verilmesinin görüşülmesi. Bu konunun kararını alacağız. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tüm ilçe belediyeleri Halk Ekmek'te bir hissesi var. Ve Halk Ekmek'in yapılan genel kurullarında da gidip oy kullanıyoruz. Bu konuda da Ali Şahin arkadaşımızı görevlendirmiş oluyoruz. Belediye personelimiz doğru mudur arkadaşlar? Evet, burada hazır bu konuda kararını aldık. Sami Başkan'ın bir ifadesi vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin lisanslı depolama tesisi kurması üzerine yapmış olduğu çalışmalar. Büyükşehir Belediyesi'nden bir borçlanma yetkisi verdik. Önemli bir yatırım. İstanbul'da tek lisanslı depolama merkezi var. O da Silivri'mizde. Karahan Un'un lisanslı depolama merkezi. Ama ikincisinin olması, üçüncüsünün olması bizi rahatsız etmez. Türk tarımına da katkı sunar. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek Genel Müdürü iki defa ziyaretime geldi. En son yaklaşık bir iki ay önce bir ziyaretlerinde daha bulunduklarında yerle ilgili daha satın almanın yapamadıklarını, bir yer aradıklarını, tabii normalde sanayi imarlı bir yerin çok pahalı olduğunu, bu yatırımın neredeyse aldıkları borçlanmanın tamamının arsaya gideceğinden hareketle bir tarım arazisi satın alıp İl Tarım Müdürlüğümüzle bu arazinin tarımsal amaçlı bir endüstride, bir sanayide kullanılacağı için bu arazinin tarım dışına çıkarılıp gerekli izinler, gerekli projelerin yapılması, sonra da ilçemize gelip ilçe belediyemize onaylanması gerekecek. Dolayısıyla biraz uzun soluklu bir iş gibi gözüküyor ama Büyükşehir Belediyesi yetkilileri buradan seslenelim. Ellerini hızlı tutsunlar, çabuk tutsunlar. Hızlı bir şekilde önce İl Tarım Müdürlüğü ile antrak kalıp, bizle antrak kalıp bir arsa edinsinler ve ondan sonra biz onlara gerekli kolaylığın tamamını sağlayacağımızı ifade ettik. Bu konuda ortak bir şey, Silivri'nin ülke tarımının yararına olacak bir yatırım olduğu için sonuna kadar
desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. Hem büyükşehir ayağında destekledik hem de burada desteklemeye devam edeceğiz. Bu bilgiyi de buradan paylaşmış olayım. Evet arkadaşlar, gündemimizin 6. maddesi belediyemiz Afet İşleri Müdürlüğü bütçesinin oluşturulmasının görüşülmesi. Evet değerli arkadaşlar, yaşanan 6 Şubat depreminin ardından hükümetimizin Çevre Bakanlığı marifetiyle aldığı bir karar var. Yanılmıyorsam tüm ilçe ve il belediyelerinde Afet İşleri Müdürlüğü kurulması zorunlu hale getirildi. Nasıl ki diğer zorunlu olan müdürlüklerimiz var. Bu müdürlüğün de kurulması için esasında gündeme aldık. Ama şurada bizim haklı çıktığımız demeyeyim ama ortaya koyduğumuz vizyonun ne kadar önemli olduğunu altını bir kez daha çizmek istiyorum. Biz göreve gelir gelmez bir afet işleri müdürlüğü vasfında olan ve hatta ondan daha da işlevsel olan bir afet koordinasyon merkezi kurmuştuk. AFAD'a akredite olan ikinci afet koordinasyon merkeziyiz. Şu an AFAD'ın vermiş olduğu arama kurtarma ekipleri eğitimini AFAD akreditasyonunda verebilen ilk belediyeyiz Türkiye'de. AFAD'a akreditasyonumuz oldu, imzalar atıldı. İçişleri Bakanımızın elinden de bu belgeyi almayı bekliyoruz. Şu anda benim ekiplerim AFAD'ın Yeşilköy'deki tesislerinde İstanbul Beşiktaş Belediyesi'nin arama kurtarma ekiplerine eğitim veriyorlar. Arama kurtarma belgelerini, sertifikalarını alabilmek için. Onun için Silivri Belediyesi bu konuda çok ama çok aşama kaydetti. Türkiye'de Silivri Belediyesi arama kurtarma ekiplerini ve afet yönetim sistemini bilmeyen, bu konuyla ilgili olan kimse yok. Onun için ben mesai arkadaşlarıma bu konuda emek harcayan, tabii ki bizim koyduğumuz bir vizyon var ama onların emekleri, çabaları, can, siperhane mücadeleleri olmasa biz bunu başaramayabilirdik. Onun için de bunun da altını çizmiş olalım. Çok yakın bir zamanda niye biz bu afet eğitimini şu an Yeşilköy'de yapıyoruz? Çünkü Silivri'mizde bir afet eğitim yapılacak merkez yok. AFAD'la depremden önce bunun projesini yapmıştık. Hemen afet koordinasyon merkezimiz üst tarafında kuleden kuyuya kadar, yani bir afette verilecek eğitimlerin tamamının olan bir afet eğitim pistinin çalışmasını yapmıştık, ihalesini yapacaktık. En kısa zamanda da Silivri'de bir afet eğitim alanı ve çalışma alanını ve aynı zamanda da AFAD'ın bir deposunu Silivri'de yapmayı planlıyoruz. Bunun da bilgisini sizlerle paylaşmış olayım. Bu konuyu hukuk komisyonuna mı havale ediyoruz arkadaşlar? Yok, plan bütçe komisyonuna havale ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 7. maddesi belediyemizin Afet İşleri Müdürlüğü'nün görev ve çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi. Bu konuyu da hukuk komisyonumuza havale edeceğiz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 8. maddesi belediyemiz Zabıta Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliğinin revizesinin görüşülmesi. Hukuk komisyonuna havale edeceğiz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 9. maddesi ilçemizin mahalle muhtarlıklarına yardım yapılmasının görüşülmesi. Her zamanki gibi muhtarlarımızın ihtiyaçları, köylerimizin, mahallelerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında muhtarlıklara yardım yapılmasını görüşeceğiz. Bunu da plan bütçe komisyonuna havale edeceğiz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 10. maddesi Silivri ilçesi Çanta Balaban Mahallesi 734 adı 60 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesi. Bu konuyu da imar komisyonumuza havale ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 11. maddesi arkadaşlar Silivri ilçesi Selimpaşa Kavşağı ve çevresine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılan itirazın görüşülmesi. Bu konuyu da imar komisyonumuza havale ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 12. maddesi arkadaşlar Silivri ilçesi Semizkumlar Mahallesi 8545 adı bir parselin kuzeyinde, güneyinde ve doğusunda kalan alanların ihtas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi, ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi. Bu konuyu da Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu müştereken
havale ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir arkadaşlar. Gündemimizin 13. maddesi Silivri ilçesi Küçük Kılıçlı Mahallesi 3104 adı bir parselin batısında kalan alanın ihtas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi. Yine bu konuyu Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonumuza müştereken havale ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 14. maddesi Silivri ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 8 ada 104 parselin doğusunda kalan alanın ihtas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi, ardından da ilgilisine satışının yapılmasının görüşülmesi. Yine Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu'na havale ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 15. maddesi kardeş belediyemiz olan Rize ili İkizdere Belediyesi'ne çöp konteyneri yardımının yapılmasının görüşülmesi. Bu konunun kararını burada alabiliriz. 40 adet çöp konteyneri ihtiyacı var kardeş belediyemizin. Silivri Belediyesi olarak da bu yardım elini buradan Rize'ye, İkizdere'ye uzatmak istiyoruz. 40 adet konteynerin, çöp konteynerinin, saç konteynerin İkizdere ilçemize yollanmasını ve bu konunun kararının alınmasını oylarınıza sunacağım. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 16. maddesi ilçemiz sınırları içerisinde kırsal mahalle kabul edilen mahallelerimize kırsal yerleşik alan sınırlarının genişletilmesinin taleplerinin görüşülmesi. Değerli arkadaşlar, bu konu zaman zaman siz köy ziyaretleri yaptınız bu seçimlerde, daha önce de yapıyorsunuz. Gündeme geliyor, vatandaşlarımız geliyor. Geçen gün Sayalar'da yine Silivri Belediyesi olarak yaklaşık 150 kadınımıza 20 bine yakın fide dağıttık. Yazlık fidelerini verdik ama 4 veya 5 tane hanımefendi geldi. Evladım, biz de Sayalar'da yaşıyoruz. Bu dağıttığınız fideleri alacağız. Lakin bu fideleri sulamak için bizim suyla ilgili sıkıntılarımız var. Niye dedik? Kırsal mahalle yasası gereği su size 1/4 oranında ucuz veriliyor. Onlar da dışında kaldıklarını ve her ay 500 lira 900 lira bahçeyi suladıklarında su faturası geldiğini ifade ettiler. Dolayısıyla biz bir devlet adamı mantığıyla bu olaya yaklaştık. Komisyonumuz bağımsız çalıştı. Köy yerleşik alanlarını tespit etti ama bunların sürekli bizim tabii ki bu yapmış olduğumuz çalışmada net doğrudur. Bizim söylediğimizden başka doğru yoktur deme şansımız yok. Gelen talepleri değerlendirmek üzere bu gündeme aldık. Bu komisyon cuma gününe kadar kısa bir zaman çalışmalarını bu zamanda tamamlaması mümkün değil. Dolayısıyla Temmuz ayı meclisimize kadar, bakın şöyle yapalım. Köy muhtarlıklarımızdan taleplerimizi isteyelim. Sonra komisyonumuzla beraber bu talepleri değerlendirelim ve en mantıklı, en makul, en optimum çözüme ulaşıp kırsaldaki hayatı destekleme adına Sayın Cumhurbaşkanımızın çıkarmış olduğu, meclise çıkan kırsal mahalle yasasının ruhuna uygun bir şekilde bu alanları belirleyelim. Onun için de bunu gündeme aldık ve komisyona havale edeceğiz. Buyurun. Tamam. Evet. İkisini birleştirip mi bunların şimdi büyükşehire gelmedi çünkü. Yok, büyükşehire buradan büyükşehire gidecek tabii bunlar en nihayetinde. Geçtiğimiz veya gelen daha önceydi. Olduğumuz evet. Konu, iki ay önce tartışmış olduğumuz konu evet. Farklı bir köydü. Bu farklı bir köy. Evet, mi? Evet. Şöyle ben şunu diyorum. Bu bir köy olmasın. Tüm köyden talepleri toplayalım. Komisyonumuz, teknik arkadaşlarımızla bizim imar müdürlüğümüzle, planlama müdürlüğümüzle istişare edelim. Hızlı bir çalışmayla oradaki köylerde yaşanan bu sıkıntıyı çözebildiğimiz maksimum seviyede evet. Çözelim. Bir mağduriyet var başkanım. Evet, var. Onun için biz de kırsala, köylüye, çiftçiye, hayvancıya destek olalım diyoruz. Tabii ki herkese. Önce Mustafa Bey'e vereyim. Başkanım, Silivri'nin birçok yerinde sessiz sedasız okul inşaatları da başlamış bulunuyor. Bunu gördük. Ben bu anlamda Silivri'den ilgi ve alakasını hiçbir zaman eksik etmeyen ve bu okulların yapımında çok önemli katkıları bulunan eski İstanbul Valimize, yeni İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya da teşekkür ederim. Evet. Onlar da var, yeni yapılan ihaleler de var, başlayacak olanlar da var.
Önce grup başkan vekilimize, en son imar komisyonu başkanımıza vereceğim çünkü. Buyurun. Başkanım, bu kırsal mahallelerdeki hassasiyetiniz ve verdiğiniz desteklerden dolayı size teşekkür ederim. Ben bir de şöyle, yine kırsaldan bahsederken, sahil çalışmalarını yaparken Büyük Sinekli mahallemizde 4,5 yıldır yapılmayan altyapı çalışması var. %20'si geçmiş Büyük Sinekli değil Büyük mi? Sinekli'nin %80 altyapı çalışması yapılmadı. Bakın, tüm mahallelerimiz yapıldı ama Büyük Sinekli'nin %80'i duruyor. Bora Bey'in köyünde de 50 hanenin mağduriyeti var. Orada da bir çalışma yapılmadı ama orada ihale yapıldığını, sürecin hızlandığını öğrendim. Ama Büyük Sinekli maalesef bu kadar mahalle içinde hala duruyor. Melih Bey, teşekkür ederim hassasiyetlerin noktasında. Gerçekten ilgileniyorlar ama çevreye karşı Büyükşehir bana göre Silivri'de sıkıntı yaşıyor. Selimpaşa'daki dere de, Kavaklı Selimpaşa arasında deredeki sular da çok denize akıyor. Yani deniz mevsiminde bunların yapılmaması, bunların 4,5 yıldır çözüme ulaştırılması gerçekten Silivri adına bizi üzüyor. Yani biz eleştirmek için söylemiyoruz. Çözüm noktasında çözüm üretmeleri noktasında yapmaları gerektiğini hatırlatmak için hatırlatıyoruz. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, içerisi çok sıcak oldu. Görevli arkadaşlarımız klima ile ilgili bir baksınlar içeriye. Evet, Celalettin Bey'e söz vereyim. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, kıymetli hazirun, hepinize saygı ve sevgilerimi arz ediyorum. Kırsal yerleşik alan ya da kırsal yerleşik alan konusuyla ilgili söz almış bulunuyorum. Melih Bey'in sorusunu da bir anlamda cevaplamak için de söz alıyorum. Kırsal yerleşik alanı ve köy yerleşik alan tanımlarını geçtiğimiz sene biliyorsunuz yapmıştık. Ancak bunlarla ilgili itirazlar ve genişletilmesiyle ilgili talepler gelmişti. Bu talepleri 2 ay önce meclisimize, belediyeye geldi bunlar. Biz de imar komisyonunda görüştük. Bu görüştüğümüz talepler içerisinde %80'i %90'ı köy yerleşik alanı dışında ve imar barışına istinaden imar barışıyla'dan dolayı kullanma izni almış vatandaşlardı. Köy yerleşik alanında da talepleri olan birkaç köylü vatandaşımızın da taleplerini gerçekleştirdik. Şunun için söz aldım aslında. Arazide çok yoğun olarak köy yerleşik alanında girmediğine dair mağduriyetler olduğu ifade ediliyor. Ama komisyona bu anlamda yoğun bir talep ve dilekçe gelmedi. Ya o vatandaşlarımız itiraz haklarını kullanmadı ya da başka bir konu var. O yüzden belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, kim size bu konuda köy yerleşik alanına girmediğini, mağdur olduğunu ifade ediyorsa bununla ilgili komisyona, hatta dilekçesini alıp elden de komisyona da yönlendirirseniz bu toplantıda tekrardan mağduriyet var mı yok mu anlama imkanımız olacak. Çünkü 2 ay önceki toplantıda hani kamuoyunda yoğun şekilde mağduriyet olduğu iddia edilse bile komisyona öyle bir dilekçe, öyle bir talep gelmedi. Bunun ötesinde de örneğin köyün 300-500 metre ilerisinde dışında evler var. Bunları da tartışabiliriz. Köy yerleşik alanlarında noktasal olarak parsel bazında bir talep kanun gereği yapamıyorsunuz. Bölge tanımlamak zorundasınız ama eğer çok daha geniş alanlarda başka türlü tasarruf imkanı varsa bunlara da açığız. Yani özet olarak söylemek isterim ki eğer varsa bununla ilgili mağduriyetleri belediye komisyona aktarırsanız biz daha ince, daha şeffaf bir değerlendirme imkanı yapmış olabiliriz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Evet, Celalettin Bey'in tespitinden de hareketle ben de ifade ettiğim gibi şöyle bir yöntem belirleyelim. Öncelikle köy muhtarlıklarımızdan onlara ulaşan şikayetleri, tespitleri, değerlendirmeleri isteyelim. Bununla ilgili bir çalışma yapalım. Komisyonumuz bizim teknik arkadaşlarımız, hem planlama hem imar müdürlüklerindeki arkadaşlarımızla görüşsünler. Ortada çıkan sonuç itibariyle de çözebildiğimizin maksimumunu ve ama uygun bir şekilde de çözelim diye düşünüyorum. Onun için bu 2-3 güne sıkışacak bir çalışma değil. Temmuz meclisinde de karara bağlamış oluruz diye düşünüyorum. Çalışma yapıp kendimiz
belediye meclisi ve muhtarlarla bir araya gelerek yeni bir sınır belirlesek daha doğru olmaz mı? Çünkü daha önce de vatandaşlardan dilekçeyi toplamıştık. Şimdi ikinciye yine dilekçe geliyor. Anlıyoruz ki ya vatandaşlar dilekçe vermeye gelmiyorlar veya haberleri olmuyor konuyla ilgili. Dolayısıyla farklı bir çalışma, yani dilekçeye verilen dilekçelere bağlı kalmadan bir çalışma yapsak bütün köylerde yine sil baştan. Daha doğru olmaz mı başkan? Zaten bu hani sil baştandan ziyade muhtarlar hangi bölgede sıkıntı olduğunu ifade edecekler ve o bölgede yoğun mikro bir çalışma yapacağız. Yani böyle daha basit, daha hızlı olması hasabıyla. Bu konuyu zaten komisyonumuz da var. Detaylı bir şekilde çalışalım ki kırsal mahalle yasasının ruhuna uygun bir çalışma olsun. Evet değerli arkadaşlar, bu taleplerin görüşülmesini de ne yapıyoruz? Tarım ve Hayvancılık ile İmar Komisyonumuza ortak müştereken havale ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, toplantımızın gündem maddelerini bitirmiş bulunuyoruz. Bir iki küçük hatırlatma yapıp toplantıyı kapatacağız. Kurban Bayramımız yaklaşıyor dedik, 28 Haziran'da. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutladık. Biz 3 yıldır hem hayvancıyı destekleme adına hem bölgedeki hareketi artırma adına bizden size sosyal marketimiz aracılığıyla vatandaşlarımızdan kurban bağışı topluyoruz. Ve topladığımız kurban bağışlarımızı Silivri'de üretim yapan, Silivri'de ahırı olan, Silivri'de hayvancılık yapan, özellikle de dar gelirliden daha küçük az hayvanı olan çiftliklerimizden başlayarak oradan satın almak marifetiyle kesip kestikten sonra da bizden size sosyal marketimizde gıda ya ihtiyacı ve ete erişimi daha düşük olan ailelerimize de bunları dağıtıyoruz. Hem hayvancı desteklenmiş oluyor, hem ibadetler yapılmış oluyor, hem bölgede bir sosyal yardımlaşma ağı kurulmuş oluyor, hem de fakir, fukara, garip, gureba bu kurbanlardan yararlanmış oluyor. Onun için ben Silivri'de hayır hasenat yapacak bütün vatandaşlarımızdan, Silivri'deki hayvancılardan alacağımız, hayvancının destekleneceği bu kurban yardım destek projesine destek olmalarını ben buradan kendilerinden istirham ediyorum. Onun için sosyal medya hesaplarını takip ederlerse yakında bunların fiyatları veya işte ne şekilde sevk ve idare edileceğini de takip edebilirler. Şimdiden her birimizin, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nda tebrik etmiş olalım. Sahil güvenlik binamızın açılışına gideceğiz. Bir de hepimiz davetliyiz. 2023 önemli bir yıl. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Gazi'nin kurduğu Cumhuriyet'in 100. yılını idrak edeceğiz ve ediyoruz. Bu kapsamda biz de Silivri'de yaşayan gençlerimizin tarihini, kültürünü ve tarih bilincinin onlarda oluşmasının temellerini atabilmek için gençlerimizi, 2023 gencimizi Çanakkale'ye götürdük. Çanakkale şehitliklerini gezdirdik hafta sonu. Ve Çanakkale'yi geçilmez yapan o asil ruhların huzuruna çıktık. Manevi atmosferde onlarla şehitliklerimizi gezdik. Bu kapsamda da 2023 gençle orada olmak bize ayrı bir gurur verdi, ayrı bir haz verdi. Bizim bugüne kadar yapmış olduğumuz geziler hep kültür, tarih içerikli ve şehrin insanlara bir şey katan ve katmaya çalışan gezilerimiz oldu. Bundan sonra da genç kardeşlerimizle, Silivri'nin güzel insanlarıyla bu gibi etkinliklerde beraber olmaya devam edeceğiz. Çanakkale gezilerimiz diyeyim, bu ay itibariyle devam edecek. Şehit ve gazi yakınlarımız, gazilerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, belki bir gün hep beraber meclis üyelerimiz, eşlerimizle birlikte olabilir. Bu kapsamda her hafta sonu Çanakkale gezilerimizi sürdüreceğiz, devam ettireceğiz. Bunun da ifadesini etmiş olayım. Tabii
Meclis üyelerimizden kimse değinmedi ama D100 karayolu, E5 karayolu nihayet trafiğe kapatıldı. Silivri'de yapılan projelerden belki en yerinde olan, en faydalı olacak olan projelerden biri. Şehrimizin iki yakası bir araya geliyor. Tabii yapılamaz, yapılmaz, hayal diyenler de vardı ama diyorlar ya hayalli gerçek oldu. Biz E5 karayolunun trafiğe kapanmasını ve hafriyat çalışmalarına başladık. Büyük bir proje, Büyükçekmece Mimar Sinan Köprüsü ile Kınalı, Silivri Kınalı Köprüsü'nün arasındaki tüm yan yolları, tüm E5'in gövdesini kapsayan ama içerisinde köprülü kavşakları ve iki tane de viyadüğü barındıran bir proje. Bir tane viyadük devlet hastanemizin ve AVM'mizin olduğu bölgede yaklaşık 320 metre uzunluğunda 12 ayaklı bir dev viyadükle şehrin iki yakası bir araya gelecek. Bu proje inşallah 5 ila 6 ayda bitirilmesi planlanıyor. Bu bölgede ilk alan, ilk lokasyon. Ondan sonra da otogar kavşağımızda yine 108 metre uzunluğunda bir viyadüğümüz daha olacak. Altında kavşağının olduğu ve trafiğin hiçbir şekilde kesintiye uğramadığı. Ve sonrasında da diğer Kınalı'ya ve Büyükçekmece'ye doğru uzanacak. Tabii projenin nokta olarak Silivri'nin merkezinden başlamasını da artık sizlerin yorumuna bırakıyorum. Ben bu konuda Karayolları 1. Bölge Müdürümüze, Karayolları Genel Müdürümüze, şu an Ulaştırma Bakanımız oldu kendileri, geçmiş dönem Ulaştırma Bakanımız Adil Bey'e ve yine teşekkürlerin en büyüğü her zaman bize gönlünü yüreğini açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye Silivri'nin en kronik problemlerinden birini de inşallah tarihe kavuşturmak bize nasip oluyor. Bu kapsamda da bunun da bilgisini vermiş olayım. Tabii ki gençlik merkezimizin, kültür merkezimizin, her belediye başkanının seçim kitapçığında vaatleri arasında yer alan iki konuydu. Biri iki yakanın bir araya gelmesi, bir tanesi de gençlik merkezi yoktu, kültür merkeziydi. Biz şimdi gençlik kültür merkezinin yanına bir de gençlik merkezini ilave ettik. Kültür merkezinden en az kültür merkezi büyüklüğünde. Temelini attık esasında, şu an çalışma devam ediyor ama seçimlerde açılış ve bu gibi toplantılar yapılamadığı için birçok açılışımızı da seçim sonrasına bıraktık. Biz size söz vermiştik, bu şehrin güzel insanlarına söz vermiştik. En son faaliyet raporu görüşmelerinde 2023 yılı hizmette rekorlar yılı olacak demiştik. Bu kapsamda da Silivri'de rekor sayıda icraatla, rekor sayıda tesisle 2023'ü taşlandıracağımızı bir kez daha ifade ediyor. Bütün Silivri'li hemşerilerime sevgi, saygı, muhabbetlerimi sunuyorum. Değerli arkadaşlar, Haziran ayı toplantımızın birinci birleşiminin birinci oturumunu burada sona erdiriyoruz. Aldığımız kararlar hayırlı uğurlu olsun. Komisyonlarına havale ettiğimiz kararların raporlarını görüşmek üzere. Haziran ayı toplantımızın ikinci birleşiminin birinci oturumunu 09.06.2023 tane rastlayan Cuma günü saat 10.30'da yapılacağını buradan duyuruyor. Hepinize bir kez daha sevgi ve muhabbetlerimi yolluyorum.